En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 3 Ocak 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Yine oldukça sıcak bir gündemle karşınızdayız. Avrupa'da ilaç sıkıntısı büyürken Almanya'da kriz de derinleşiyor. Detayları paylaşacağız. Uçak bileti fiyatlarına 2023'te yeni büyük zam yolda. Türkiye biletleri de zamlanacak. Gelişmeleri aktaracağız. Avrupa'da otomobil fiyatları durmak bilmiyor. Öte yandan Türkiye'de memur maaşlarına yapılan zam sonrası dövizle askerlik ücreti de belli oldu. Tüm bu haberlerin detayları ve gündemin diğer sıcak başlıkları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da yılbaşında polis ve itfaiye erlerine yönelik saldırılar büyük tepki çekmeye devam ediyor. Hükümet yeni yıl kutlamaları sırasında görev başındaki polislere ve itfaiye erlerine yapılan saldırıları kınadı. Öte yandan İçişleri Bakanı da saldırganlara hapis cezasının gelebileceğini söyledi. Almanya'da hükümet yeni yıl kutlamaları sırasında ülkede görev başındaki polislere ve itfaiye erlerine yapılan saldırıları kınadı. Alman hükümet sözcü yardımcısı Christian Hofmann, Berlin'de yaptığı açıklamada Alman hükümetinin ve başbakan Olaf Scholz'un yılbaşı gecesi görevdeki polislere ve itfaiye erleriyle gönüllü çalışmalar yapanlara ve gazetecilere yönelik yapılan saldırıları sert bir şekilde kınadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ensi Feyza'da polise, itfaiye erlerine ve acil yardım ekiplerine yapılan saldırıların yasalar kapsamında en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek "Çünkü hepimizi koruyan insanlar, hukuk devletinin kendilerini de koruyacağına tamamen güvenebilmeli." dedi. Görev başındaki polisleri ve kurtarma ekiplerinin korunmasına yönelik yasaların son yıllarda önemli ölçüde sertleştirildiğini ifade eden Feyza, bu yasaların şimdi uygulanması gerektiğine, bu bağlamda saldırganlara karşı hapis cezalarının da verilebileceğine işaret etti. Yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında Almanya'nın çeşitli kentlerinde görev başındaki polislere ve itfaiye erlerine saldırılar gerçekleştirilmiş, saldırıların en yoğun yapıldığı başkent Berlin'de toplam 33 polis ve itfaiyeci yaralanmıştı. Berlin polisi yılbaşı gecesi kundaklama, patlayıcı maddelerle ilgili ihlaller ve polise saldırı gibi suçlardan 5'i kadın 103 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşanan ilaç sıkıntısı Almanya'da da uzun süredir etkisini gösteriyor. Almanya'da pek çok ilaçta yaşanan tedarik sorunu ülke genelindeki eczaneleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Berlin'de eczacılık yapan Meryem Coşkun da mesleğe başladıktan bu yana ilk kez böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığını aktardı. Almanya'da pek çok ilaçta yaşanan tedarik sorunu ülke genelindeki eczaneleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Almanya'daki ilaçların yaklaşık yüzde %80'i Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen muadili ilaçlardan oluşuyor. Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü, bulunamayan ilaçların antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçları, ağrı kesiciler olduğunu açıklamış, tedarikte yaşanan darboğazın ana nedeni olarak Çin ve Hindistan gibi ülkelerden ilaçların gelmemesini göstermişti. Berlin'de Türklerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesinde görev yapan eczacı Meryem Coşkun, ülke genelinde birçok ilaçta görülen tedarik sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Evet bunlar e, Almanya'da üretilse belki bu sorunlar yaşanmaz ama ona göre de fiyatı tabii ki daha yüksek olabilir. Coşkun, son aylarda özellikle 3-4 aydır ilaç temini konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Bir 3-4 aydır bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, Antibiyotiklerde, çocukların antibiyotiklerinde daha çok ağrı kesici, ateş düşürücülerde yaşıyoruz bunu. Mesleğe başladıktan bu yana böyle bir sıkıntıyı yaşamadığını vurgulayan Coşkun, Bazen olmayan ilacın muadilini veriyorduk ama şimdi o da yok ifadesini kullandı. Yetişmiyor, yetiştiremiyorlar artık bizim e Depolarda da ilaç kalmadı. Yani benim beş çocuğum var. Beş tane alabilir miyim? O kadar vermiyoruz. Herkese bir tane, iki tane çoğunlukla. Herkese yetsin diye, kimse haksızlık olmasın diye. Öte yandan Sağlık Bakanı Kaulau Teba özellikle çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşanan sıkıntıyı sağlık sigortalarının bu ilaçlara daha fazla ödeme yapmasıyla çözmeyi hedeflediklerini açıkladı. Evet gerçekten Almanya'da ilaç sıkıntısı sadece tabi Almanya özelinde de değil Avrupa'da ilaç sıkıntısı giderek büyüyor. Hatta çevremizde özellikle çocuklar için Türkiye'den ağrı kesici sipariş verenler bile var. Bakalım bu sorun nasıl sonlandırılacak. Geçiyoruz sıradaki habere. Ekonomik olarak zor geçen 2022 yılından sonra 2023 yılı da vatandaşları ekonomik olarak zorlayacağı benziyor. Avrupa çapında yüksek enflasyon sürerken uçak bilet fiyatlarına bu yıl önemli miktarda zam beklendiği açıklandı. Almanya, Türkiye uçuşlarında zam oranının da geçen yıla göre bazı destinasyonlarda %50'yi geçebileceği belirtiliyor. Bu zamlar yine Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkiye kara karayoluna mahkum edecek gibi gözüküyor. Yeni yılda uçak biletlerinin çok daha pahalı olacağı açıklandı. Seyahat portalı Suvudu'nun yaptığı araştırmaya göre Yeni yıla birlikte uçak biletlerine %60'a varan oranlarda zamlar gelecek. Araştırmada Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlarında önemli ölçüde daha pahalı hale geleceği belirtildi. Türkiye biletlerinin de artması ve örneğin bir biletin ortalama 321 euroya satılacağı öngörülüyor. Ankara, İzmir, Bodrum ve Zonguldak bilet fiyatlarını inceleyen Suvudu, bilet fiyatlarının 321 euro ile 360 euro arasında değişeceğini bildirdi. Yüksek uçuş fiyatlarının nedeni ise artan benzin fiyatları, uçaklardaki azınlık, personel sıkıntısı ve artan üretim fiyatları olarak gösteriliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fahiş şekilde artan benzin fiyatları en büyük neden olarak göze çarpıyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada 2022'de uçuş fiyatlarının 2019 yılına kıyasla %22,7 artış gösterdiği belirtilmişti. Evet yine galiba bu yılda Sıla yolunda gümrüklerde yaşanan büyük kuyrukları haber yapacağız gibi gözüküyor. Avrupa'da otomobil fiyatları 2022'de rekor kırmıştı. Genellikle değer kaybeden otomobil piyasasında ikinci el araçların fiyatlarında büyük artış yaşanmıştı. Fiyatların 2023'te daha da artması bekleniyor. Avrupa'da enerji fiyatlarındaki önü kesilemeyen zamlar sonrası 2022'de rekor kıran otomobil fiyatlarının bu yıl daha da artacağının beklenildiği açıklandı. Berlis şirketi tarafından yapılan araştırmada yüksek enerji fiyatlarının Avrupa'daki otomobil piyasası için olağan bir problem haline geleceğini tahmin ettiklerini belirtti. Avrupa'da bir araç için oluşan enerji maliyeti ortalama olarak 2021'de 300 euro iken 2022'de bu rakam 800 euroya tırmandı. Uzmanlar söz konusu maliyetin bu yıl 1200 euroya kadar çıkabileceğini aktardı. Buna göre sıfır araçların daha da pahalışacağının altı çizildi. Avrupa genelinde son olarak 2022'de otomobil fiyatlarında hissedilir şekilde artış yaşanmıştı. Buna neden olaraksa yüksek enerji fiyatlarına işaret edilmişti. Yapım aşamasında kullanılan bazı malzemelerin kısıtlı ve bu nedenle pahalaşması da yüksek fiyatların nedenlerinden birisi olarak göze çarpıyor. Diğer bir etkenin ise otomobil üreticilerinin daha uygun fiyatlardaki giriş seviyesi modellerini kasıtlı olarak üretimden çekmesi olarak görülüyor. Türkiye'de memur maaşlarının belirlenmesi üzerine bedelli ve dövizli askerlik bedeli de tespit edildi. Bugünkü kuru dikkate alırsak Ocak-Haziran 2023 dönemi için dövizli askerlik bedeli 5000 Euro oldu. Türkiye'de memur ve emekliye gelen %25'lik zam sonrası bedelli askerlik ücreti 80 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseldi. Bu miktar Ocak-Haziran 2023 döneminde geçerli olacak. Türkiye'de bedelli askerlik ücretlerinin belli olmasından sonra yurt dışından dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret de ortaya çıktı. Yeni dövizle askerlik bedeli olarak bugünkü euro kuru olan 19.78 TL üzerinden hesap edildiğinde 5055 euro ödeme yapılacak. Euro kurunun daha da düşmesi durumunda dövizle askerlik bedeli artacak. Ancak euro kuru yeniden yükselirse o zaman da bedel düşecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar bedelli askerlik ödemelerini dövizle yaptıkları için bedellerini Merkez Bankası tarafından belirlenen ödeme yaptıkları günün kuru üzerinden ödüyorlar. Hasene İnsani Yardım Derneği her yıl kış aylarında başlattığı acil yardım çağrısı kampanyası kapsamındaki çalışmalarını bu sene 15 ülke ve bölgede yürütecek. Gönülden gelen sıcaklık sloganı ile yürütülecek olan çalışmada yardım yapanlarla yardıma muhtaç kimseler arasında sıcak bir köprü kurulacak. Kış ayıyla birlikte bastıran soğuklar ve eksiye düşen hava sıcaklıkları ısınma ve kışlık kıyafet noktasında sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerini zor duruma sokuyor. Kendilerine yapılacak yardımlarla kışı geçirebilecek olan muhtaçlar kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Hasene İnsani Yardım Derneği'nin her yıl kış aylarında başlattığı acil yardım çağrısı bu sene 15 ülke ve bölgede yürütülecek. Gönülden gelen sıcaklık sloganıyla yürütülecek olan çalışmada yardım yapanlarla yardıma muhtaç kimseler arasında sıcak bir köprü kurulmaya çalışılıyor. Ülkelerdeki partner kurum yetkililerinden gelen acil ihtiyaca göre belirlenen yardım kalemleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Partner kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre ihtiyaç sahipleri bilhassa odun, kömür gibi yakacak talebinde bulunuyor. Odun, kömür gibi yardımların yanı sıra battaniye, kışlık ayakkabı ve gıda paketleri yapılacak yardım kalemleri içerisinde yer alacak. Acil yardım çağrısı 1 Ocakla 31 Ocak tarihleri arasında yürütülecek. Ülkelerdeki acil yardım dağıtımına 43 gözlemcinin katılması planlanıyor. Acil yardım çalışmasının yürütüleceği ülkeler Lübnan, Ürdün, Kırgızistan, Moğolistan, Türkiye, Suriye, Bosna-Hersek, Sancak, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Ukrayna, Pakistan, Kazakistan ve Fas. Siz de acil yardım çağrısına katılmak için www.hasene.org sayfasını ziyaret edebilir ve bağışta bulunabilirsiniz. Evet bu haberle bugünkü yayın bölümümüzün sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.